Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Nisan ayında okumak istediğim kitapları göstereceğim. Nisan ayın için ben toplam 8 adet kitap belirledim. Bu kitapların dışında başka kitaplar da okuma ihtimalim var elbette. Ama önceki kütüphanemde uzun zamandır bekleyen ve okumak istediğim kitapları okumak istiyorum. Umarım okuyabilirim. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden kitaplarıma geçiyorum ve size keyifli seyirler diliyorum. Ben Zülfü Livaneli'nin Serenat isimli kitabını uzun zamandır kitaplığımda bekletiyorum. O yüzden bu kitabı en kısa zamanda okumak istiyorum. Bayağı kalın bir kitap. Ama Livaneli'nin diline alışkın olduğum için ve uzun zamandır da okumadığım için bu kitabı okumakta pek fazla zorlanacağımı düşünmüyorum. Eğer ki Nisan ayında okuyamazsam kesinlikle bu sene içerisinde Serenat kitabını mutlaka okumak istiyorum. Eğer içinizde okuyanlar varsa aşağı yorum olarak yazarsanız. Stan Zweig'dan Kızıl isimli bu kitabı okumak istiyorum. Sanırım yani kitaplarından bir tanesiydi Kızıl isimli. Bu kitabı ince bir kitap. Okumakta zorlanacağımı pek düşünmüyorum. Yine çok severek okuduğum yazarlardan bir tanesi. Uzun zamandır da okumuyorum kendisini. O yüzden birazcık özledim. Yani bu kitabı Nisan ayında bu kitabı okumak istiyorum. Sevski'den Yer Altından Notlar isimli bu kitabı seçtim. Bu Hasan Ünlü Yücel klasiklerine birazcık da ağırlık vermek istiyorum açıkçası. Farklı videolarda sizlere göstereceğim onları. Şu anda kitabımda çok fazla bu seriden kitabım yok fakat alacağım yavaş yavaş ve okuyacağım. Çünkü bu Hasan Ali Yücel dizisinden gerçekten okumak istediğim çok fazla kitap var. Ve Dostoyevski benim yine sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Lise döneminde Suç ve Ceza isimli kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. O yüzden bu yazara devam etmek istiyorum. Yine uzun zamandır okumadığım yazarlardan bir tanesi. Hatta baya baya uzun zamandır. Bir 10 senedir okumadığım bir yazar. Ve bu sıralar gerçekten herkes tarafından okunan, sevilen bir yazar oldu kendisi. Bu arada ben her türden kitap seçmeye çalıştım. Bildiğiniz gibi fantastik kitaplar okumuyorum. Onun dışında gerçek yaşam, işte klasikler vesaire bu tarz kitaplar okuyorum. Poli Kuşka isimli bu kitabını seçtim. Tabii ki Tolstoy'un daha kalın kitapları var. Mesela Anna Karenina'yı okumayı çok istiyorum fakat şu an kitaplığımda da yok kendisi. Şu anda Anna Karenina'yı okuyacak kadar kendimi geliştirdiğimi pek düşünmüyorum. Yani onu İleriki zamanlarda okumayı düşündüğüm için Tolstoy'un bu kitabını almıştım ben. Almışken bunu da Nisan ayında okumak istiyorum. Bu ay içerisinde bana ulaşan kitaplardan bir tanesiydi. Bu bana hediye gelmişti açıkçası. Salome isimli bu kitap Orçun Zeren'den geldi. Aslında buradan tekrar teşekkür ederim. Yeni yazarlara ben şans veriyorum her zaman. Onların kitaplarını okumaya çalışıyorum. Tanıdık bilindik yazarların yanında yine yeni yazarları okumayı keşfetmeyi seviyorum. Salome isimli bu kitap elime ulaştı. Hakkında pek bir bilgim yok ama merak ettim. Okuyup yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitaplarını severek okuduğum bir yayın evinden bahsetmek istiyorum sizlere. Jaguar kitap. Jaguar kitaptan ben daha öncesinde Yaşama Azlandıkça Azalıyor isimli kitapları okumuştum ve çok beğenmiştim. Arılar isimli bu kitabı seçtim Jaguar kitaptan. Ve merak ettim. Aslında Jaguar kitabı ben bütün kitaplarını merak ediyorum. O zamanlarda yeni çıkan kitaplarından olan Cam Arıları listeme eklemiştim ve alışveriş listemde gelmişti. Nisan ayında bu kitabını okumak istedim. Bunu da bu ay Nisan ayında listeme ekledim. Okuyup yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. Benim gibi yeni yazarlara şans vermeyi ve onları okumayı keşfetmeyi seviyorum. O yüzden Ayça Güçlüten'in Disko Topu isimli bu kitabını almıştım ben. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Uzun zamandır kitaplığımda bekliyor. O yüzden en kısa zamanda okumak istediğim kitaplardan istiyorum. Gerçekten kapak tasarımı değişik olmuş. İthaki Yayınları'ndan açıkçası ben çok fazla kitap okuyan birisi değilim. Ama yazarım bu kitabı ilgimi çekmişti. Ve uzun zamandır da dediğim gibi listemde bekliyordu. Yine okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. O zaman da okuyup yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır merak ettiğim, ismini duyduğum ve çoğu insanda gördüğüm bir kitap. Kirpi'nin Zerafeti. 6. baskısıymış elimdeki. Güzel yorumlarda duydum hakkında. Bu kapak tasarım güzel olmuş bu arada. Diğer kapak tasarımları nasıldı bilmiyorum ama bu kapak tasarım güzel olmuş. Yorumlarımı paylaşacağım kitaplardan bir tanesi. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.